Görüntülerdeki sakar robotlar 2015 yılında DARPA'nın açtığı ünlü yarışmadan. Robotlar kafalarını yerden kaldıramıyorlar peki nasıl oldu da bu kadar kısa bir sürede bugünkü insansı robot devrimi başladı? Eğer son günlerde teknoloji basınına şöyle bir göz atmışsanız Tesla'nın ünlü otonom robotu Optimus'tan bahsettiğini göreceksiniz. Figure AI isimli bir diğer insansı robot geliştiricisinin aldığı 675 milyon dolarlık dev yatırma ve arkasındaki yatırımcılara şaşıracaksınız. Veya Çinli bir üretici olan Unity'nin robotunu 150 bin dolardan çoktan satışa çıkartmış olduğunu göreceksiniz. Humanoid insansı robotlar önümüzdeki günlerde en heyecanlı teknolojik gelişmelerinden bir tanesi olmaya aday. Ve tabii ki bizlere yatırım fırsatları sunmaya ve öte yandan yaşam tarzımızı tamamen değiştirmeye. Üretim sektöründen sağlık sektörüne her alanda humanoid robotlar hayatımıza katılmaya hazırlanıyorlar. Ben de sizlere bununla ilgili süper heyecanlı bir dosya hazırladım. Uzun zamandır beni takip edenler şimdi burada hazırsanız başlıyoruz dememi bekliyorsunuz ama bu sefer küçük bir ricam var. Bu videoyu hazırlamaya başladığımda 99.150 takipçim vardı. Bunu 100.000'e çıkartmak istiyorum YouTube'da. Çünkü sonra çok güzel bir plaket yolluyorlar. O plaket de şu arkada. Şu anda o laptop'un bulunduğu yere çok yakışır gibi geliyor bana. Beni çok motive edecek. O yüzden şu ana kadar yapmamışsanız bir takip edin beni. Eğer zaten takip ediyorsanız da bir like'a hemen yapıştırın ki daha fazla insana bu video ulaşsın. Çünkü 100 bin hedefimi bir yerine getireyim. Şimdi bu küçük ricadan sonra hazırsanız başlıyoruz. Müzik Önce insansı robotlarla ilgili basında son günlerde dönen birkaç habere göz atalım. Bunlardan bir tanesi elbette Tesla'nın Optimus isimli robotu. Optimus aslında bir şaka gibi başladı Tesla'da. Bir insan robot kılığında dans etti bir Tesla toplantısında. Fakat Elon Musk bu işe çok inanıyor. Acayip yatırım yaptılar ve izliyorsunuz artık yürüyebilen, hareket edebilen, ciddi manevralar yapabilen ve hepsinden de önemlisi ellerini iyi kullanan bir robot var karşımızda. El kullanımını işte yumurtaları alıp tutarak, çeşitli objeleri alıp bırakarak, doğrularını seçerek bize sergiliyor müthiş bir gelişme var. Bir Tesla yatırımcısı olarak ben de merakla takip ediyorum. Pek çok Tesla analisti henüz bunun hisse senedi fiyatına yansımadığını ama bir gün bu robotun hakikaten üretilmeye başlaması ve önce Tesla fabrikalarına daha sonra da dışarıda kullanımıyla beraber Tesla'nın değerine ciddi değer katacağını düşünüyor. Bir başka önemli gelişme Figuraya isimli şirketin aldığı yatırım. Bu da bir humanoid robot geliştirme şirketi. Müthiş bir yatırım aldı. 650 milyon dolara yakın 2.6 milyar dolar değerlemeyle yatırım yapanlar da çok ilginç. Jeff Bezos Amazon'un sahibi, Nvidia, Mark Microsoft ve OpenAI yani yapay zeka oyundaki herkes doğrudan doğruya Tesla'nın Optimus'la bir rakip olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü kurucular arasında son günlerde Elon Musk'ın arasında pek iyi olmadığı OpenAI'da var. Figure AI'ın robotu bu. Burada görüyorsunuz kahve yapıyor insan sahibine en azından şimdilik sahibi diyelim. Kapsülü yerleştiriyor. Hatta kapsülü yerleştirirken başta zorlanıyor. Sonra doğru şekli buluyor kendi öğrene öğrene. Daha sonra kahve kupasını altta alıp sahibine teslim ediyor. Tabii ki bu robotu bize kahve yapsın diye üretmediler. Bu robotu ana kullanım alanı neresi olacak? Üretim. Bir diğer videolarında da bunu gösterdiler bize. Robot fabrika içerisinde hareket ediyor ve bazı kasaları yerinden alıp üretim bandı içerisine yerleştiriyor. Gerçi videoyu dikkatli izlerseniz göreceksiniz, henüz bu kasaların içi boş. Robotumuz da zaten süper dengeli değil kasayı kaldırırken böyle biraz sallanıyor kasa ama ne olursa olsun yola çıkmış durumdalar. Ve o kadar yola çıkmış durumdalar ki BMW ile bir işbirliği anlaşmasını imzaladılar bile. BMW bu robotları fabrikalarında görmek istediğini söylüyor robotlar otomotiv sektörüne yeni kullanılmıyorlar. Fakat insansı robotların farkı bunlar her seferinde tekrardan programlamaya ihtiyaç duymuyor. Ve insansı bir tasarıma sahip oldukları için fabrikada işçilerin yanında kolaylıkla iş yapabiliyorlar. BMW'nin bu anlaşmasındaki robotlar ne zaman teslim edilecek, ne zaman çalışmaya başlayacaklar henüz bilmiyoruz. Ama böyle bir sipariş olduğu da kesin. Bir diğer enteresan gelişme de Çinli üretici Unitree'den. Unitree'nin daha evvel böyle hayvansı robotları vardı köpeğe benzer iş robotları. Özellikle üretim sahalarında kurtarma gibi alanlarda, madencilik gibi alanlarda zaten kullanılıyorlardı. Fiyatları da burada görüyorsunuz. 1600 dolar, 2700 dolar. Fakat şimdi insansız robotunu Unitree H1'i satışa çıkarttı. 150 bin dolar fiyatla. 150 bin dolar pahalı mı, ucuz mu? Açıkçası bu robotun neler yapabileceğine bağlı. Öncelikle görüyoruz sağlam bir robot. Öyle itirmeye, kakılmaya hiç aldırmıyor. 1.80'e yakın boyu var. 70 kiloda ağırlığı var. Bu arada robot inşallah ileride tekme atan arkadaşı hatırlamaz da ondan intikam almaya kalkmaz diyelim. Diyor ki Unitree fabrikanızda veya riskli üretim alanlarında riskli kurtarma görevlerine robotumuzu kullanabilirsiniz. Kendi lidarı var, radarı var etrafını algılayabiliyor. Derinlikli bir kamerası var. Yine yapay zeka ile destekleniyor. Bu sayede kendi kendi öğrenebiliyor. Son derece hareketli parçalarının sayısı yüksek ve hareket destekliği de epey yüksek. Ciddi bir garanti de veriyor ve önümüzdeki yılların robotu bu olacak diyor. 150 bin dolar sipariş vermek isterseniz. Burada da belli tırmanış hareketleri, inme çıkma hareketlerini görüyorsunuz. Epey güçlüğe benziyor. Tabii ben sadece 3 tane örnek verdim. Daha tonla firma var. Bu alanda doğrudan doğruya kendi robotunu üreten veya robotlara yatırım yapan insansız robot, humanoid robot bunun bir alt kategorisi. Endüstriyel robotlardan da farkı bizimle beraber günlük hayata katılacak olması. Zaten insansı olarak tasarlanmalarının nedeni de bu. İnsanların günlük hayatta yaşadığı mekanlarda, çalıştıkları fabrikalarda bize yardımcı olabilsinler diye. Nerelerde kullanılacak? Çok geniş kullanım sahaları var. İlk akla gelenlerden bir tanesi örneğin Japonya'daki sağlık sektörü. Çünkü Japonya'da yaşlı nüfusun sayısı genç nüfusu çok ötesinde. Yaşlılara robotlar bakacak deniyor. Elbette fabrikalarda üretimi artırmaya gelecekler. Tehlikeli kurtarma görevlerine madencilik çalışmalarında robotlara yer olacak. Robot pazarı çok hızlı büyüyor. İnterneti şöyle bir tararsanız farklı araştırmalara denk gelebilirsiniz ama kabaca 2023-2028 arasında yıllık %50 büyüme bekleniyor. Ve 2028'e geldiğimizde 13.8 milyar dolar. 2032'ye geldiğimizde 28 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı bu pazarı düşünüyor. Ben bu sayıları oldukça alçak yönlü buluyorum. Çünkü robotların gelişme hızı çok yüksek ve gittikçe daha fazla iş de insanlara yardımcı olabilir hale geliyorlar. Ben biraz daha iddialıyım açıkçası. Goldman Sachs'in yeni bir raporu yayınlandı. O da 2035'te 38 milyar dolar robota ulaşabileceğiz diyor. Enteresan bir başlığı var. İnsansız robotlar bir sonraki akıllı cep telefonum hayatlarımıza o kadar katılacak mı diyor. Goldman Sachs bir yıl öncesine göre bugünkü gelişmelere baktığımızda hızın beklenenin çok üstünde olduğunu düşünüyor. Ve 2035 ile ilgili beklentiyi 6 milyar dolardan 38 milyar dolara çıkartmış durumda. Goldman Sachs raporunda 37 8 milyar dolarlık pazarın 3 ayrı segmentten oluşacağını low spec yani düşük spekliler, mid spec ve high spec mesela Tesla'nın robotu başarılı olursa high spec'e girecek gibi burada. Yani daha fazla insansı şeyi yapabilen robotlar. Satış arkamlarına baktığımızda da farklı senaryolar koyuyor. Blue Sky mavi bulut senaryosunda 11.6 milyon robotu satılacağını düşünüyor. Normal beklentisi 6.5 milyonda 1.5 milyon arası 2035 için en kötü ihtimalle de 700 bin robot satılır diyor. Ben yine bu sayıdan çok üstte çıkacağını düşünüyorum. Ben belki 2035'te milyar robota ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü düşünün bütün üretim sahalarında, sağlık sektöründe hatta belki evlerde bir asistan olarak robotun hayatımıza katılabildiğini yeter ki robotlar bugüne kadarki gelişmelerini göstermeye devam etsinler. Goldman Sachs robotların parçalarının maliyetlerinin ciddi şekilde düştüğünü ve yılda aşağı yukarı %15-20 aşağı doğru indiklerini gösteriyor. Daha evvel şu videomu izleyenler ölçeklenmenin maliyetler üzerindeki etkisini anlatan Wright yasasından bahsettiğimi hatırlayacaksınız eğer izlememişseniz mutlaka mutlaka izleyiniz. Wright yasası burada da devreye girecek gibi. Henüz üretilen insansı robot sayısı çok 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 az. O nedenle maliyetler yüksek ama adetler arttıkça maliyetler düşecek gibi gözüküyor. Belki o zaman 150 bin dolarlık robotlar 15-20 bin dolarlara inecek. Neden bu robotlara mutlaka ihtiyacımız var? Çünkü dünyada iş gücü açığı var. Bu yine Goldman Sachs'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim sahasındaki iş gücü açığını gösteriyor. Şu turuncu bölge ve bu önümüzdeki yıllarda artacak da. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi nüfus azalması özellikle gelişmiş toplumlarda nüfus artmıyor artık, azalıyor. Çinle ilgili, Japonya ile ilgili çok iç karartıcı rakamlar var. Diğer bir konu demografik dengenin bozulması. Daha az genç, daha fazla yaşlı insan var. Bakıma ihtiyacı olan, çalışamayacak durumda çok insan var. E bu durumda fabrikalarımızda üretici robotlara çok çok ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde hasta bakıcı robotlara ihtiyaç var. İlk iş sahaları da bunlar gibi gözüküyor. Bir diğer mesele de tabii üretkenliği artırmak ve daha verimli olmak. Burada Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filminden bir sahne var robot gibi bir işçi var. Burada görüyorsunuz onu betimliyor Charlie Chaplin. Bizim ama gerçekten robotlara ihtiyacımız olabilir. Çünkü robotlar daha uzun saatler boyunca yorulmadan, pek çok ihtiyaçları olmadan çalışabiliyorlar. Bu da bir ciddi verim patlamasının önünü açabilir. Bir de tabii tehlikeli görevlerde robotların çok kullanılacağı düşünülüyor. Goldman Sachs yine raporunda son yıllarda iş kazalarında ölen yaralanan insan sayısı ciddi tırmanışlar olduğunu gösteriyor. Buna karşı da robotlar bir önlem olarak devreye girebilirler. Yüzde %50 büyüyen bir pazar buldunuz mu oraya yatırım yapmalısınız mutlaka. Robot endüstrisine de yatırım yapmak bence akıllıca gözüküyor. Tabi uzun vadeli bir yatırım olması gerekiyor bunun çünkü bu robotların gördüğünüz gibi adetlerinin artması bir yandan teknoloji tarafındaki gelişmelere bağlı, bir yandan maliyetlerin azalmasına bağlı, bir yandan yapay zekaya bağlı çünkü bu robotları kodlama ile değil, yapay zekanın nöral öğrenme programlarıyla kendi kendine öğrenmesine maliyetleri indirecek. Şu anda mesela endüstride kullanılan robotlarda bolca kod yazılması gerekiyor ama test Optimus gibi robotlarında artık görerek öğrenme, taklit ederek öğrenme, deneye yanına öğrenme gibi yeni metotlar devreye girebilir. Bu da robotların yeteneklerinin çok hızlı artmasını sağlayacak. Son dönemlerde GPU'lardaki devrim, görüntüleme teknolojideki devrim bunun önünü açacak gibi gözüküyor. Ama bunlar nasıl gelişecekler, hangi zaman aralığında bütün bunlar olacak bunu hayal etmek zor. Bu nedenle robot endüstrisine yatırım yapacaksanız biraz uzun vadeli bakmanız gerekiyor. Forbes'un bir makalesi linki aşağıya bırakacağım. Bu sektöre nasıl yatırım yapılabileceği konusunda güzel örnekler vermiş. Bir kere öncelik doğrudan doğruya bu sektöre çalışan Microsoft gibi, Nvidia gibi, C3 AI gibi şirketlerden bahsediyor. Buraya bence neden Tesla'yı katmayı bilmiyorum. Tesla'yı da katmanız gerekir elbette. Mikroçip üreticilerin tamamı, Robotics üreticilerin tamamı yatırım alanınıza girebilirler. Eğer seçmekle zorlanıyorsanız da bayağı iyi ETF'ler de var bu alanda. İşte u -Bot, Bots, IQM, AIQ gibi farklı isimlerde. Bunlar bazıları hem yapay zekaya hem robotlara, bazıları sadece robotlara yatırım yapıyor. Kendinizle rahatlıkla bir araştırma araştırma yapabilirsiniz. Robotics ETF yani robot ETF'leri araştırırsanız çok sayıda fonu da bulmanız mümkün. Hangisi başarılı olacak bu şirketlerin öngörmek zor. Hangisinde hızlı büyüme olacak bunu öngörmek zor. O yüzden belki ETF daha akıllı bir strateji olabilir. Nerede bir verimlilik iyileşmesi varsa oraya yatırım yağmaya mutlaka devam eder. Burada da çok büyük oyuncular robot endüstrisine para yağdırıyorlar şu anda. Bu alanın geleceğine çok inanıyorlar. Belki ileride robotlar daha da gelişip biraz daha insansız da davranacaklar. Onlarla arkadaş olacağız onlarla beraber dans edeceğiz, yoga yapacağız. Bunları önümüzdeki günler gösterecek. Fakat bu iş çok ciddi bir mesele. Akım çok net. Kendinizi bunu hazırlamanız lazım. Yatırım bu işin sadece bir boyutu öte yandan. Eğer bir iş insanıysanız robotlarla işinizi nasıl daha verimli hale getirirseniz kafa yormanız lazım belki. Veya robot endüstrisine yönelik parçalar üretmek, yazılımlar üretmeye kafa yormanız gerekiyor. Bir öğrenciyseniz de robotların etrafta koşuşturduğu bir dünyada ben ne iş yaparım, nasıl bir fırsat var bana buna biraz kafa yorma zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet, insansız robot anekdotlar biraz rahatsız edici ama son derece gerçek yakında hayatımızdalar. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.